Peki Anıl Şahin, Savunma Sanayi ST Genel Yayın Yönetmeni. Doğru söyledim değil mi Anıl Bey? Doğrudur. Anıl Bey, sizin elinizdeki bilgileri bir öğrenebilir miyiz acaba? Son bilgiler nedir sizde? Tabii ki biz yaklaşık 2 gündür İstanbul'da SAEXPO adında bir fuar var. Savunma Sanayi Fuarı, oradayız. Bütün savunma sanayi şirketlerinin katılımcısı olduğu, TUSAŞ'ın da hatta katılımcısı olduğu bir fuar. Biz buradayken imza törenleri devam ederken aldık işte yaklaşık bir saat önce haberi. Onun üzerine de aslında buradaki bütün yetkililer, gerek hani firma yetkilileri, gerekse güvenlik kurumlarının yetkilileri bu olaya işte şu anda kanalize olmuş durumdalar. Hatta işte yetkililer de Ankara'ya doğru yola çıktı şu anda buradan. Anıl Bey, şimdi son dönem ülke gündemine baktığımızda, hatta biraz böyle birkaç haftadan itibaren aldığımızda terör saldırısının hedefi de bize önemli bir mesaj veriyor gibi geliyor. Neden savunma sanayi ve neden bu tesis sizce hedef alındı? Türkiye'nin savunma sanayi alanında farklı şirketleri var, farklı alanlarda çalışan. Özellikle hava platformları alanında 2 tane şirket öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, yani TUSAŞ. Diğeri ise Baykar. TUSAŞ özellikle işte insanlı savaş uçaklarının ve insansız savaş uçaklarının geliştirilmesinde aktif rol oynuyor. Son 2 sene içerisinde aslında baktığımız zaman işte ilk insanlı Türk savaş uçağı Kaan, ilk insanlı jet motorlu askeri eğitim uçağı Hürjet, insansız savaş uçağı Anka 3 gibi bir sürü bir dizi önemli havacılık projesini TUSAŞ kendi imkanlarıyla, işte devletin imkanlarıyla geliştirmeyi başardı. Bunların biz ilk uçuşlarına şahitlik ettik. Yani Türkiye'nin havadaki bağımsızlığı açısından çok kritik ve stratejik bir kurum. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının giderilmesi açısından hem de ihracat pazarına yönelik önemli ürünler üreten bir şirket. Açıkçası bu sebepten ötürü hedef alındığı ortada. Evet, bu önemli. Son dönem gündemiyle bu tesisin hedef alınması arasındaki hani bağlantıyı kurmak açısından bu terör saldırısını kim ya da kimler yaptı henüz bilmiyoruz, ama Anıl Bey, siz tesisi ve çevresini biliyor musunuz acaba? Evet, benim de açıkçası çok kez gitme fırsatı bulduğum bir tesis TUSAŞ yerleşkesi. Aslında tesis değil, bir yerleşkeden bahsediyoruz. 15 binden fazla insanın bir fiil bulunduğu bir tesis aslında. Yanında da Mürtet Hava Üssü dediğimiz bizim askeri bir hava meydanımız var. Çok komplike bir tesis. Orada bu hem bu milli hava araçlarımızın Ar-Ge faaliyetleri, üretim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Hem de uçuş testleri de hemen yan taraftaki Mürtet Hava Meydan Komutanlığı'ndan gerçekleştiriyor. Yani hava meydanıyla TUSAŞ testleri birbirine bağlı karayoluyla. Çok komplike ve büyük bir tesisten bahsediyoruz. Bu arada hemen ekranda sol tarafta saldırganları görüyoruz. Uzun namlulu silahlarla ateş ettikleri anlar. Kaza yapmış bir araç mı? Sarı bir araç taksiye benziyor ama. Evet, ama taksi tabelası var mı? Tabelasını göremedim ama. Ama genelde sarı araçlar. Buradan çok renk de, yani tonu da belli olmuyor bu görüntü kalitesinden ama. Tabii. Ama uzun namlulu silahlarla, bakın güvenlik anladığım kadarıyla da bir personel kaçıyor. Ona doğru ateş ediyorlar. Birden fazla kişiyi şu anda net olarak görebiliyoruz. 3 kişi. 3 kişiyi net olarak, ya da bir kişi yere düşüyor. Vuruluyor anladığım kadarıyla. Bakın vuruyor. En arkada soldaki görüntü başa döndüğünde göreceksiniz. Bakın bir kişiyi vurarak. Evet. Çok acı görüntüler. Bir başka görüntü bu da. Yine saldırganlar var burada. Ellerinde uzun namlulu silah. Sırtlarında çanta. Bu da az önce gösterdiğimiz ilk gelen fotoğraf, bir başka. Anladığım kadarıyla 2'den fazla saldırgan var burada. Öyle daha fazla hayatını kaybeden insanlar da ne yazık ki saldırının ardından, güvenlik kamerasının da ardından alınan görüntüler. Anıl Bey, bir şey merak ediyorum. Bazı bilgiler var. Bölgede okulda, bir okul da olduğu yönünde. O bölgede yakınlarda bir okul var mı? Şöyle, aslında o bölge havacılık ve uzay bölgesi, HAP dediğimiz bir alan. Hem çok sayıda, yani sadece TUSAŞ değil, çok sayıda Türk Savunma Sanayi Şirketi'nin veya havacılık şirketinin bulunduğu, hem de tabii çeşitli sosyal tesislerin olduğu bir yer. Yani anaokulu da var, okul da var. Onun haricinde çeşitli misafirhaneler de var. Bunlardan bir tanesi de TUSAŞ'ın misafirhanesi. Büyük bir yerleşkeden bahsediyoruz. Hatta yerleşkenin
içerisinde bir jandarma birliği veya kontrol noktası da olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Şimdi çünkü şöyle bilgiler de var. Okul çıkışın öğrencilerin de tam çıkış saati olduğu için öğrencilerin de içeriden çıkamadığı, okullarında tutulduğu güvenlik nedeniyle bu yönde bilgiler de var. Bu da önemli. O yüzden sordum. Ama bir yerleşke dediniz, anaokulu var, okullar var. 15 binden fazla kişi vardiyalar olarak mı çalışıyordu burada Anıl Bey? Ya TUSAŞ'ın toplam çalışan sayısı yaklaşık 17 bin. Tabii vardiyalı bir sistem TUSAŞ'ta. 3 vardiya var bazı alanlarda, bazı alanlarda 2 vardiya var ama her daim orada anlık olarak 10 bine yakın veya işte 5 binden fazla kişinin alt yüklenici şirketler de çünkü giriş çıkış yapıyor sürekli olarak bulunduğunu söyleyebiliriz. O okul dediğiniz şey de her savunma sanayi şirketinde hemen hemen büyük çaplı şirketlerin kendi içerisinde kendi ana okulları var personellerinin çocuğun okuması için. O ana okulları olabilir. Evet, çocukların da içeride olduğu bir ortaokulun, anaokulun bulunduğu ifade ediliyor. Anıl Bey, teşekkür ediyorum bize elinizdeki bilgileri aktardığınız için. Evet.